Merhabalar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün şimdi tavşan setimizin çıngırak kısmını yapacağız. Bunun için ben çıngırakta kullanılan tahtadan yapmayacağım. Örgü olacak o kısmı. İçine, kafasının içine yine bir çıngırak içine aparat yerleştireceğiz. Şöyle zil şeklinde. Hemen onu da göstereyim size. Şu şekilde. Şunlardan kullanıyorum ben. Kafasında yaptığımız şey için. Ve yine 2 adet göze ihtiyacımız olacak. Ve çıngırak kafasının içine yerleştirmek için çıngırağımız, diğer kısımlar için mavi ile ve beyaz ipimle öreceğiz. Şimdi hemen mavi ipimizle tavşanımızın halkasıyla başlangıcımızı yapalım o zaman. Hemen çıngırağımızın halkasıyla bir başlangıç yapalım. Bunun için zincirle bir başlangıç yapıyorum. Şu an ilmek yaptım bir tane. Hemen bunun üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane zincir çektik. 16 zincirden sonra hemen şu sıra sonuna şu şekilde batalım. Şöyle battım. Ve bunun üstüne artık tüm zincirlerime tek tek batarak tek tek şu zincirlerimin üstüne batarak sıranın sonuna kadar geleceğim. 16 tane sık iğnem vardı. Hepsine tek tek batıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde tek tek tüm zincirlerimize batalım. Ve sıra sonunda buluşalım. Sıra sonuna kadar tüm zincirlerime battım ve artık bir üst sıraya geçiyorum hemen. Bir üst sırada artık başlangıç ipimi yerleştiriyorum ve tüm sık iğnelerimi tek tek bataraktan bu şekilde toplamda 60 sıra boyunca düz bir şekilde örelim ve 60 sıranın sonunda buluşalım. Bu arada 60 sıra boyunca öreceksiniz ya, hani çok fazla büyümeden boyu doldurun. Yani ördükçe doldurun ki örmesi daha rahat bir şekil alsın. 60 sıranın sonunda da buluşmuş olalım. 60 sıra örüp geliyorum. 60 sıra boyunca ördüm ve bakın örerken doldurdum bir yandan da, bu şekilde oldu. Hafif elimle de şöyle kıvırdım, hani kıvrım şeklini verdim. Böyle halka yapacağız ya, şimdi uçlarından dikeceğiz. Siz de şöyle elinizle, zaten çok esneyen bir bu alize kotongol, dediğim gibi hani çok yumuşak, bebekler için de uygun bir ip bence, yani tavsiye ederim. Bu şekilde uçlarından şimdi dikeceğiz. Daha sonra yine diktikten sonra da şekil vereceğiz zaten. Hani şu an tam şekli oturmadıysa falan sıkıntı değil onlar. Diktikten sonra elimizde şöyle yuvarlak şeklini zaten vereceğiz. Hemen şekil alıyor. Hiç sıkıntı yapmayın. Hemen o zaman ipimizi kesip devam edelim. Şimdi dikme aşamasını yapacağız. Onu göstereceğim size. Şimdi şuradan hemen ipimizi bitirelim. Bir yana batıp hemen ipimi keseceğim zaten. Şöyle. Bir tane de şöyle yapayım, sağlam olsun. Şimdi dikiş için ip bırakacağız. Birazcık bırakmanız yeterli olur. Ben şu kadar bıraktım. Şimdi bunu hemen iğnemize takıp dikelim. Artık şu başlangıç ipimi de çıkarabilirim.
Şuradaki iğneme hemen takayım. İpimi taktım ve hemen şimdi şurası bakın biraz içe doğru göçmüş gibi. Hani ilk başladığım sıraya sıkı olduğu için böyle iç tarafı biraz büzüşmüş gibi gördüğünüz gibi. Şimdi burası da daha geniş. Şimdi bunları ucuca ekleyeceğiz. Nasıl ekleyeceğiz? Şöyle şu içeride kalacak şekilde hani büzüşmüş kısmı bunun içine denk gelecek şekilde birer sırası o şekilde dikeceğim. Hemen göstereyim size de. Şöyle tuttuğumda şimdi bunun şöyle dışından mesela bir sıra dışından içe doğru batacağım. Şunları da elyafları da iyice içine doldurun. Şöyle doldurabildiğiniz kadar. Bize takılmasın. Şöyle bir yapayım da ilk önce. Şuradakini de aynı şekilde yapın. Daha sonra elimizde dediğim gibi şöyle yayacağız. Hani şekil vereceğiz. Şöyle yaptık. Ve bunun da şöyle iç kısmından bu şekilde üstüne gelecek şekilde dikiyoruz. Bakın bunun üstünden dikiyorum. İçeriden çıkıyorum. Bunun da iç kısmından dışarıdan çıkıyorum. Bu şekilde. Bu şekilde şöyle dikelim. Yan yana, yana yana dike dike devam ediyoruz yan tarafından. Bir yanıyla devam ediyoruz bu şekilde. Hani bu kısmına zaten biz papyon yapacağız bu dikiş kısmına. Belli oluyor falan diye hiç dert etmeyin. Onu papyonla biz kapatacağız zaten. Hani çok da belli olmuyor zaten de dikişi. Hani absürt bir şekilde durmuyor. Ama yine rahatsız ediyorsa sizi hani üstüne zaten papyon gelecek bunun. Hiç de sıkıntı olmayacak. Belli bile olmayacak yani. Gözükmeyecek bu aşama. Kafasını falan bu hizaya dikeceğiz çünkü. Zaten örgü gibi duruyor aynı. Hani çok da dikiş izi dediğim gibi belli olmuyor. Bu şekilde tüm hepsini şöyle dikeyim. Hepsi kapanacak şekilde. Şöyle döndürüp de dikebilirsiniz diğer kısmını da şöyle. Daha rahat yapmak için. Şuralara hani sonradan doldurmak istiyorsanız biraz açıklık falan varsa şöyle birkaç elyaf sıkıştırabilirsiniz isterseniz dikmeden önce. Şöyle gördüğünüz yerlere yine doldurmak isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Benim şurada hafif varmış. Şöyle doldurabildiğim kadarını doldurayım azıcık. Yine büzüşük durmasın diye dikiş kısmı. Şöyle makas yardımıyla dolduracağım. Hani daha güzel gözüksün diye amaç.
Şöyle dikmeye devam ediyorum. Bu şekilde bakın. Gayet sağlıklı bir dikişimiz olmuş oldu. Şöyle bakın, diktiğimizde bu şekilde oluyor. Dediğim gibi şurasını hani biraz daha şu içindeki elyafı tığ yardımıyla bu tarafa doğru çekebiliriz. Şuralarını hani. Şu elinizle yuvarlak şekil verdiğinizde zaten direkt yuvarlak şekli ortaya çıkacaktır bu şekilde. Şunun istediğiniz tarafını kullanabilirsiniz. Bakın böyle de oluyor. Hani ne tarafı daha düzgün geliyorsa size dikişi. Yoksa dikişlerde hiç bir problem yok. Şu elinizle sadece yuvarlak şekli vermeniz lazım. Çok kolay da şekil alıyor dediğim gibi. Hani hiç problem olmuyor. Bakın bildiğiniz yuvarlak halka olmuş oldu. Şimdi bu halkanın üzerine çıngırağımızın kafasını yapacağız. Ve şu kısma bir papyon ekleyeceğiz. Papyon tarifimi daha önce vermiştim. Büyük oyuncakla yapmıştık ya papyon. Şöyle göstereyim size. Şu tavşan oyuncağında yaptığım papyonun aynısından yapacağım. Sadece şu bağlamalı zincir kısmı olmayacak. Şöyle göstereyim hemen. Papyon tarifim zaten mevcut. Papyon ve havuç tarifi diye. Oradan yaparsınız. Bu papyonu yine aynı şekilde burada da kullanacağız. Aynı papyondan yapacağız. Buraya dediğim gibi papyonu dikeceğiz ve kafası olacak. O yüzden hani hiç şuradaki iz falan hiç dert olmayacak. Şu şekilde dikiş olacak. Şöyle. Dediğim gibi şu iplerini yapmayacağız. Sadece papyonumuzu yine aynı tarifle buradaki tarifimizle yapacağız. Şimdi o zaman hemen kafa tarifimize geçelim. Kafamız için beyaz ipimizle hemen başlangıç yapalım. Beyaz ipimi aldım. Hemen sihirli halkamı yapıyorum. Ve sihirli halkamın içine altı tane sık iğne yapıyorum. 3 4 5 6 6 tane sık iğnemi yaptım ve hemen halkamı küçültüyorum. Şimdi bir üst sırada artık 6 yaptığımız sık iğneleri 12 yapacağız. Yani hepsine çift batacağız. Tüm sık iğnelerimi çifter çifter batacağım. Ve 6 olan sık iğne sayımı 12'ye çıkaracağım. Şu an 4 oldu toplam sık iğne sayım. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane toplamda sık iğnemiz olmuş oldu.
Şimdi hemen bir sıraya geçelim. Başlangıç ipimi koyuyorum. Bir sırada artık bir tane tek ördüm ve yanındakine hemen çift battım. Bir tane tek yaptım ve yanındakine hemen çift bir şekilde battım. Bu sırayı bir tek, bir çift şeklinde yapalım ve sıra sonunda buluşalım. Sıra sonuna kadar bir tek bir çift şeklinde ilerledim. Sıra sonunda şu an toplam 18 tane sık iğnem var. Hemen bir sıraya geçiyorum. Bir tek, iki tek, yani bir iki tane tek yaptım. Bir tane çift yapıyorum. İki tane tek sık iğne ördüm ve yanındakine hemen çift batıyorum. Bu şekilde iki tek bir çift şeklinde ilerleyelim. Sıra sonunda buluşalım. İki tek bir çift şeklinde ilerledim. Sıra sonunda şu an toplam 24 tane sık iğnem var. Bir sıraya geçiyorum artık. 1, 2, 3 tane tek, bir tane çift yapıyorum. 1, 2, 3 tane tek, bir tane çift. Bu şekilde sıra sonuna kadar 3 tek bir çift şeklinde ilerleyelim. Sıra sonunda buluşalım. 3 tek bir çift şeklinde sıra sonuna kadar ilerledim. Sıra sonunda şu an toplam 30 tane sık iğnem var. Hemen bir sıraya geçiyorum. 1, 2, 3, 4 tane tek yapıp bir tane çift batıyorum. 4 tek bir çift şeklinde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıra sonunda buluşalım. Sıra sonuna kadar ilerledim. Sıra sonunda şu an toplam 36 sık iğnemiz var. Hemen bir sıraya geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane tek yapıp yanındakini hemen çift yapıyorum. 5 tek bir çift şeklinde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıra sonunda buluşalım. Sıra sonuna kadar ilerledim. Sıra sonunda şu an toplam 42 tane sık iğnemiz var. Şimdi bir sırada artık hiçbir artırma eksiltme yapmadan tüm sık iğnelerime tek tek batarak bir sıra boyunca 42 sık iğne ile düz bir şekilde örüyorum ve sıra sonunda buluşalım. Bir sıra düz yapıp buluşalım. Bir sıra boyunca düz bir şekilde ördük. Şu an hala 42 tane sık iğnemiz var. Hemen bir sıraya geçiyorum artık. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane sık iğne yapıp bir tane çift yapıyoruz. Bu sırada 6 sık iğne bir çift şeklinde örelim. Sıra sonunda buluşalım. Sıra sonuna kadar 6 tek bir çift şeklinde ördüm. Sıra sonunda şu an 48 tane sık iğnemiz var. Hemen bir sıraya geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tek yapıp hemen yanındakine çift batıyorum. Bu sırada da 7 tek bir çift şeklinde ilerleyelim. Sıra sonunda buluşalım. Sıra sonuna kadar ördüm. Sıra sonunda şu an toplam 54 tane sık iğnemiz var. Hemen bir sıraya geçiyorum. Ve bir sırada artık hiçbir artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim. Ve bunu tüm sık iğnelerimi batarak düz bir şekilde öreceğim. Ve toplamda 6 sıra boyunca düz örelim. 6 sıra düz örüp buluşalım. 6 sıra boyunca düz bir şekilde ördüm ve artık ipimi hemen koyuyorum ve bir sırama geçiyorum. Şu an hala 54 tane sık iğnemiz var. Artık azaltma işlemleri yapacağım bir sırada. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne yapıp hemen bir tane azaltıyorum. Sıra sonuna kadar 7 tane sık iğne yapıp bir tane azaltma yapma şeklinde ilerleyelim. Sıra sonunda buluşalım. Sıra sonuna kadar 7 sık iğne bir azalt şeklinde ördüm. Sıra sonunda şu an toplam 48 tane sık iğnemiz var. Devam ediyoruz. Bir sıraya başlangıç ipimi koydum. Hemen devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yapıyorum ve bir tane azaltma işlemi yapıyorum. 6 sık iğne bir azalt şeklinde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıra sonunda buluşalım. Sıra sonuna kadar 6 sık iğne bir azalt şeklinde ilerledim. Sıra sonunda şu an toplam 42 tane sık iğnemiz var. Hemen bir üst sıraya geçiyoruz. Bir üst sırada da 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yapıyorum ve bir tane azaltma işlemi yapıyorum. 5 sık iğne bir azalt şeklinde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıra sonunda buluşalım. Sıra sonuna kadar geldim ve 36 sık iğnem oldu artık. Artık bu aşamada gözleri taktım ben. Size de söyleyeceğim hemen nereye takacağınızı. Kilitli gözleri takacağız. Şöyle en üstten sayaraktan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. sıranın arasına. Doğru saydım değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pardon, 12 aynen. 13 ve 14'ün arasına. 13 ve 14. sıranın arasına hemen bunları yerleştirdim. Şu iki sıranın arasına taktım. Ve arasında yaklaşık 9 tane sık iğne bırakıp birinciyi taktım ya, 9 sık iğne bıraktım. Diğerini taktım. Şu an takılı halde olunca sık iğneler içinde kaldığı için arasında şu an 6 tane sık iğne varmış gibi gözüküyor. Ama takma sırası normalde taktım. 9 tane sık iğne bıraktım. Bunu taktım. Şu an arasında 6 tane sık iğnelik yer gözüküyor şu an. Siz de ona göre takarsınız. Ve yukarıdan şu ortanca sıradan başladım saymaya 1-2 diye. 13 ve 14. sıranın arasındaki deliğe herhangi bir yerine taktım. Arasından 8-9 sıralık boşluk bıraktım. 8-9 sık iğnelik boşluk bırakıp diğer gözümde taktım. Hemen bu aşamada şu arkalarını takın. Klipslerin arkasında. Hemen takıp geleyim. Arkasını klipslerinde taktım. Ve hemen bir üst sırayla devam ediyoruz. Gözleri önceden takmak daha rahat oluyor. Çünkü küçüldükçe takması zor olabilir. O yüzden takalım dedim. Hemen bir üst sıraya geçiyorum. Şu an en son 36 sık iğnem vardı. Hemen bir sırada da hiç artırma, eksiltme yapmadan bir sıra boyunca düz bir şekilde örelim. 36 sık iğnemizi hiç bozmayalım. Ve sıra sonunda buluşalım. Bir sıra boyunca düz bir şekilde ördüm. Bir sıraya geçiyoruz. Hala 36 sık iğnemiz var. Bir sırada 1, 2, 3, 3 tane. 3, 4 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane azaltıyorum. 4 sık iğne bir azalt şeklinde sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonunda buluşalım. Sıra sonuna kadar 4 sık iğne bir azalt şeklinde ilerledim ve sıra sonunda şu an toplam 30 tane sık iğnemiz var.
Şimdi birazcık içini doldurup şu çingiramızı koyacağız içine. Çünkü ancak sığacak. Daha çok küçülürse sığmayabilir. Şöyle hafif elyaf koyaraktan. Şıngır diyor bu da. Çaktıkça ama. Bu şekilde hemen dolduralım. Ve içine hemen şöyle bunu da yerleştirelim. Yine hafif doldurabiliriz etraflarını. Şöyle. Boş bulduğunuz yerlere şöyle sıkıştırın. Yani çok aşırı doldurmaya gerek yok ama böyle büzüşmeyecek şekilde olsun yeter. Şöyle doldurabildiğiniz yerleri dolduralım. Daha örmeye devam edeceğiz ama şöyle şimdilik birazcık dolduralım ki bu aşamayı daha sonra yapmak zor oluyor çünkü. Şöyle azıcık dolduracağım ben. Şöyle yaptık. Birazcık doldurduk ve devam edelim örmeye. Şimdi en son 30 sık iğnemiz vardı. Şöyle azaltma işlemlerine devam edeceğim. Bir, iki, üç tane örüyorum. Üç tane sık iğne yaptım ve bir tane azaltacağım. Üç sık iğne bir azalt şeklinde sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonunda buluşalım. Sıra sonuna kadar 3 sık iğne bir azalt şeklinde ördüm. Ve sıra sonunda şu an toplam 24 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi başlangıç ipimi hemen bir üst sıraya alıyorum. Ve bir sırada artık hiç artırma eksiltme yapmadan bir sıra boyunca düz bir şekilde örelim. Ve bir sıranın sonunda buluşalım. Bir sıra boyunca düz örüyoruz. Başlangıç ipime takıldım ben örerken şu an. Ve bir sıranın sonunda buluşalım. 24 sık iğnemizi hiç bozmuyoruz. Hala 24 tane sık iğnemiz olmuş olacak. Sıra sonuna kadar düz örüp geliyorum hemen. Sıra sonuna kadar düz bir şekilde ördüm. Sıra sonunda şu an toplam hala 24 tane sık iğnem var. Yine azaltmalara devam edeceğiz. Artık bitireceğiz yavaş yavaş. Bir sırada bir, iki tane örüyorum ve bir tane azaltıyorum. Bu sırada da iki sık iğne bir azalt şeklinde örelim ve sıra sonunda buluşalım. İki sık iğne bir azalt şeklinde örelim. Sıra sonunda buluşalım. İki sık iğne bir azalt şeklinde sıra sonuna kadar geldim. Şu an toplam 18 tane sık iğnem var. Ve içini bayağı sıkıca ben doldurdum bakın. Şöyle. Yani çok sert olmayacak, çok ağır olmayacak şekilde. Ama hani buruşuklukta kalmayacak şekilde dolduralım. Çok ağır olmaması halkanın onu taşıması amacıyla daha iyi oluyor. Halkanın taşıması açısından. Şimdi 18 tane sık iğnem var şu an. Ve ipimi bir üst sıraya koyuyorum. Artık son azaltmalarımı yapıp bitireceğim. Şimdi bir tane sık iğne yapıyorum ve bir tane azaltıyorum. Sıra sonuna kadar bir sık iğne bir azalt şeklinde ilerleyelim
sıra sonunda buluşalım. Bir sık iğne bir azalt şeklinde. Şimdi sıra sonuna kadar geldim ve sıra sonunda şu an toplam 12 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Şimdi bu kadarlık bir açıklık kalsa da olur. Bize fark etmez. Şöyle iğneyle kapatabiliriz orayı. Biraz uzun bırakalım. Bunu kafayı şeye dikeceğiz ya. Yine beyazla da dikebilirsiniz. Ya da halkanın rengiyle de dikebilirsiniz. Şöyle şunun üstüne dikeceğiz bunu yaptıktan sonra. Şöyle şu şekilde. Birazcık ben beyazla dikeceğim için biraz uzun bırakmak istiyorum. Şöyle. Ve hemen iğneme şunu takıp toparlayacağım. İsterseniz tamamen örüp bitirebilirsiniz ama hani dikeceğiz ya, zaten bu kısım gözükmeyecek. Yani açık kalınca daha kolay dikerim diye düşündüm ben. İsterseniz tamamen kafayı kapatıp o şekilde de dikebilirsiniz. Ben şöyle yapacağım. Şöyle yanlarından birer ilmekle şöyle alıp hepsinden sıkıştıracağım. Dediğim gibi zaten bunu mavi kısma dikeceğimiz için hiç problem olmayacak. Ve bakın küçülecek zaten bu şekilde. Tüm hepsinden bu şekilde geçelim. Ve deliğimizi bu şekilde küçültmüş olduk. Bakın. Tamam, bu şekilde. Bu kadar küçülmesi yeterli zaten bizim için. Şimdi buna hemen kulakları, burnu ve kirpikleri kaldı. Hemen yüz işlemesine geçelim. Daha sonra da kulak tarifiyle devam ederiz. Yüzüne hemen siyah ipimi alıp geliyorum. Siyah ipimi taktım. Şöyle ince bir siyah ip taktım. İnce iple dikmek daha güzel oluyor. Hemen kirpiğimizi yine büyük tavşanımızda olduğu gibi dikeceğiz. Hemen şuradan gözün şu üst kısmı var ya, bunun bir yan sırasının bir üstünü, bir üst sırasının bir yanından hemen battım. Bakın, bu sıradaydı, bunun üstündeki sıranın bir yan ilmeğinden battım. Şöyle tarif edemiyorsam size göstereyim neresi olduğunu. İpimi şey yapamadım burada. İpimi iyi bağlayamamışım, çıktı. Şöyle sıkıca bağlayayım çıkmasın. Düğümümü. Tekrar aynı yerden batıyorum. Şöyle battım. Ve gözün şu üst kısmının hizasına, bakın şuraya. Bakın, göstereyim daha yakından. Buradan tekrar içeriye doğru bir kez batıyorum. Birinci kirpiğim olmuş oldu. Erkeklerde 2 kirpik yapıyordum. Kızlarda 3 kirpik yapıyordum. Şimdi ikincisini yapacağım. Hemen. Hemen bunun bir alt sırasının, bakın, hemen bir alt sırasının bir yanına, bir yan ilmeğini batıyorum. Buradan hemen yine aynı yere geçiş yapacağım. Şöyle gözün içine. Yine tekrar alttan çıkışımı yaptım. Bakın, yaptıktan sonra da göstereceğim size de. Bu şekilde hemen buradan da batmış olduk. Bakın, bu kirpiğimiz oldu. Hemen diğer yan tarafına da aynı şekilde yapıp ben geliyorum.
Aynı şekilde diğer gözüne de kirpiğini yaptım ve bitti. Şimdi burnu için aynı büyük tavşanda kullandım. Yine şöyle açık pembe rengim var. Bunu kullanacağım. Yine katlarını ayırıp dikeceğim tabii bunu. Şöyle şu kadarcık bir şey yeterli olur herhalde. Hemen ipimi katına ayırıyorum. 2 ya da 3 katlı dikeceğim. Hani daha güzel oluyor. Şöyle. Katına ayırdım. Şu an 3 katlı galiba. Aynen. Çok ince olduğu için zaten şöyle güzel oluyor. Hemen burnunu da yine aynı şekilde dikelim. Şimdi burnunu tam bir gözlerinin alt kısmı var ya, o hizadan yapacağım. Bakın şu hizadan. Şurada toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane vardı. Şöyle ben de ikişer boşluk bırakaraktan kenarlardan şöyle bir çizgi şeklinde oluşturalım. Bakın, yaklaşık 2 sık iğne boyunca yaptım. Ve üçgenimi oluşturayım hemen. 2 sık iğne de şu şekilde 2 sıra boyunca yaklaşık, hatta 3 sıra da olabilir. Şu 3 sıra altına, 1, 2, 3 sıra altına şu şekilde battım. Bakın gözüküyordur umarım. Ve tekrar battığım yere bu şekilde batıyorum. Üçgenimi oluşturuyorum. Bir üçgen de şuradan oluşturuyorum. Ve bu üçgenimin içini şimdi dolduracağım. Bata bata üçgenimizin içine dolduracağız. Şöyle üstten çıkıp şu alttan da çıkabiliriz. Daha kolay olur. Bakın şöyle sırayla dolduralım. Sürekli üstten batıp altından şöyle çıkıyorum. Bu şekilde burnumun içini dolduruyorum güzelce. İçi dolana kadar bu işlemi tekrarlayacağım. Yeni bir ip daha takıp geliyorum. Hemen yeni ipimi taktım. Devam ediyorum doldurmaya. Şöyle şuradan da toparlamak adına bir tane yapalım. Şuradan arta kalan iplerimi ben bağlamak istiyorum. Siz de böyle biten ipleriniz falan varsa uçlarını en son bu şekilde bağlayabilirsiniz. Daha sağlam oluyor. Şöyle içini dolduralım. Yeterince dolgunluğa ulaşana kadar bu işlemi devam ettiriyorum.
Birkaç sıra daha yaptık mı? Tamamdır. Bakın olmuş zaten. Az kaldı. Şu toparlamak istedim etrafını. Bir o yüzden uğraşıyorum şu an. Bir kere daha şuradan yapalım. Ve artık dolma işlemimiz bitmiş oldu. Şimdi burayı bu şekilde doldurduk. Parlıyor ama şu an gözüküyordur inşallah. Ve bunun yaklaşık 1, 2, 3 sıra altına şuradaki hizaya var ya, şunu 3 sıra altına şu içeriden batacağım. 1, 2, 3. Hemen bulayım onu. 1, 2, 3. Aynen. Burası oluyor. Bakın. 3 sıra altına şu an battım. Ve burnumun şu hizasından tekrar bir batıyorum. İçe doğru. Tekrar içeriden çıkıyorum. Bu deliği daha çok burun işlemesinde kullanmak için bıraktım. Bayağı işe yarıyor. Bu işlemi tekrar yapacağım. Bir kat daha geçeceğim üstünden. Bakın tekrar aynı yerden battım. Aşağıdan. Ve tekrar sıkıştırdım. Tekrar aşağısından geri çıkıyorum. Şöyle. Böyle çok tatlış bir tavşancığımız olmuş oluyor. Artık bunları da şöyle içinden bağlayaraktan artan iplerimizi içine sokuşturacağız. Şöyle bağlaya bağlaya sıkı sıkı olsun diye. Şu kalan iplerinizi siz de bağlayın. Daha sağlam oluyor. Bir de kulak dikeceğiz. O yüzden bu yeri açık olması daha iyi oluyor. Hani buradan çıkışları sağlarsınız. Kalan iplerinizi. Şangır şungur ediyor şu an ama. Şu şekilde bakın. Birazını keselim. Biraz da allıkla süsledik mi çok tatlı olacak. Şimdi yüzümüzün işlemesi bitti. Ve sıra geldi şimdi kulak tarifimize. Hemen kulak tarifimize geçelim. Şimdi kulak için bu parçadan iki tane yapacağız. Ben birini daha önceden ördüm. Diğerini de sizlerle birlikte hemen öreceğim. Şimdi hemen başlayalım o zaman kulağımıza. Beyaz ipimizle hemen bir sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkamı yaptıktan sonra
Sihirli halkamın içine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğnemi yaptım ve halkamı artık kapattım. Halkamızı kapatalım ve başlangıç ipi koyuyoruz. Bir üst sıraya bu şekilde geçmiş oluyoruz artık. Şimdi bir üst sıraya geçtiğimde bir sırada bir tane tek, bir tane çift örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir tane tek, bir tane çift. Yani sıra sonuna kadar dediğimde zaten toplam 3 kere bu işlemi tekrarlamış olacağız. Sonuncusunu yapıyorum şu an. Bir tane tek ve bir tane çift. Artık sıra sonuna kadar gelmiş olduk. Şu an sıra sonunda toplam 6 olan sık iğnemi artık 9 tane sık iğne yapmış oldum. Şimdi başlangıç ipimi tekrar koyuyorum ve bir üst sıradan devam ediyoruz. Bir sırada da hiç artırma, eksiltme yapmadan bu 9 tane sık iğne dedik ya, hepsine tek tek bataraktan sıra sonuna kadar örelim ve sıra sonunda buluşalım. Sıra sonuna kadar düz bir şekilde ördük. Hala 9 tane sık iğnemiz var. Şimdi hemen bir sıraya geçiyorum artık. Bir sırada da hemen devam edelim. 1, 2 tane sık iğne yapıp bir tane çift yapıyorum. Tekrar edeyim. 1, 2 tane sık iğne ördüm ve bir tane çift. Bu şekilde sıra sonuna kadar 2 tek 1 çift şeklinde ilerleyelim. Sıra sonunda buluşalım. Sıra sonuna kadar ördüm. Sıra sonunda şu an toplam 12 tane sık iğnemiz var. Şimdi bir sıraya devam ediyoruz. Hiç artırma, eksiltme yapmadan, 12 sık iğnemizi bozmadan bir sıra boyunca düz bir şekilde örelim ve bir sıranın sonunda buluşalım. Bir sıra boyunca düz ördüm sıra sonuna kadar. Bir sıraya geçiyoruz artık hemen. Şu an sıra sonunda hala 12 tane sık iğnemiz var. Bir sırada 1, 2, 3 tane sık iğne yapıp bir tane çift yapıyorum. Bir, iki, üç sık iğne yapıp bir çift yapıyorum. Sıra sonuna kadar bunu tekrarlıyorum. Bir, iki, üç sık iğne, bir çift. Bu sıramı da bu şekilde bitirdim. Ve sıra sonunda şu an toplam 15 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Hemen bir üst sıraya geçelim. Bir sırada da 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yapıyorum. Yanındakine çift batıyorum. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yapıp yanındakine çift batıyorum. Devamında da yine 1, 2, 3, 4 sık iğne ve bir çift yaparak sıra sonuna ulaşmış oluyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ördüm ve sıra sonunda şu an toplam 16 tane sık iğnemiz olmuş oldu. 16 sık iğnemiz var. Pardon, 18 sık iğnemiz var. 16 nereden çıktı? 18 tane sık iğne yaptık artık şu an.
Şimdi hemen başlangıç ipimi koydum ve 18 olan sık iğnemi şimdi 2 tane artırma yaparak 20'ye çıkaracağım. Hemen yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sık iğne yapıp 1 tane artırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sık iğne yapıp 1 tane daha artırıyorum. Yani bu sırayda 8 sık iğne 1 artır, 8 sık iğne 1 artır şeklinde yaptım ve sıra sonunda şu an toplam 20 tane sık iğnem olmuş oldu. Şimdi hemen bir üst sıraya geçelim artık. Şu an toplam 20 sık iğnemiz var dedik. Bir üst sırada da hiç artırma, eksiltme yapmadan tüm sık iğnelerimi düz bir şekilde bataraktan 2 sıra boyunca düz bir şekilde örelim. 2 sıra boyunca düz bir şekilde örüp buluşalım. 2 sıra düz. 2 sıra boyunca düz bir şekilde ördüm. Şu an hala 20 sık iğnemiz var. Şimdi azaltma işlemleri yapacağız. Kenarlardan azaltacağız bu sefer de. İkişer ikişer azaltacağım her sırada. Şimdi yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne yapıyorum. 1 tane azaltıyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne yapıyorum ve 1 tane azaltıyorum. Şu an 2 tane azalttık. Artık şu anda toplam 18 tane sık iğnemiz olmuş oldu. Bir sırayla devam ediyorum hemen. Yine devam ediyoruz azaltmalarımıza. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yapalım ve 1 tane azaltalım. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne ve bir azalt. Bu şekilde yanlardan 2 tane daha azalttık ve şu an toplamda 16 tane sık iğnemiz kalmış oldu. Hemen bir sıraya geçiyoruz. Yine azaltacağız. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yapıyorum ve 1 tane azaltıyorum. Tekrar ediyorum. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne ve 1 tane azalt. Şu an toplam artık 14 tane sık iğnemiz kalmış oldu. Bir sıraya geçiyorum artık.
azaltma işlemlerini bitirdim. Şimdi sıra sonuna kadar düz bir şekilde tüm sık iğnelerime batarak örelim. Bir sıra boyunca düz bir şekilde örüyorum. Şöyle öreyim. 14 sık iğnemi bozmuyorum. Tüm sık iğnelerime batarak bir sıra düz örüp artık bitireceğiz. Sonuncu ilmeğime geldim. Ve artık kulağımızı bitirmiş olduk. Hemen şu başlangıç ipimi çıkarıp yanındakine bir tane batıyorum. Ve ipimi kesiyorum. Bu şekilde kulağımızı da bitirmiş olduk. Şöyle göstereyim size de. Aşırı derecede parlıyor. Işıktan parlıyor galiba. Şöyle. Diğer kulağımız da vardı zaten. Bu şekilde iki kulağımızı yapmış olduk. Şimdi kulakları nereye dikeceğimizi göstereceğim. Hemen size. Şu iki tane kulağımız var. Ve hemen dikelim. Şu kafamıza kulakları yerleştireceğim hemen. Bunu göz kararı yapabiliriz ama ben size yine nereye diktiğimi söyleyeceğim. Şöyle yaklaşık olarak 4. ya da 5. sıra. Şöyle bakın. 1, 2, 3, 4. sıranın şu yuvarlağı var ya. 1, 2, 3, 4. Yani şu hizanın, yuvarlağının olduğu yere dikeceğim. Şöyle mesela birini buraya şöyle iğneleyeyim. Şuradan iğnelerimden alayım. Şöyle size göstereyim hemen nerede olduğunu. Şu gelişi güzel. De bakarsınız böyle yapıp hani hoş geliyorsa oraya dikersiniz hemen. Şu içindeki şeyden dolayı batmıyor. Çıngırağı geldi de. Şöyle 1, 2, 3, 4 demiştik zaten. Aynen. Bu da böyle 4 olmuş. Bir tane de şuraya iğneleyeyim hemen. Size göstereyim. Tabii dikilmiş kadar olmuyor iğneleyince ama yine de tam yerini yaklaşık yerini görmüş olursunuz. Şöyle biraz daha ön tarafta olursa daha iyi olur herhalde. Şöyle. Bakın. Hemen gösteriyorum size de. Şöyle yaklaşık şu şekilde. Dikelim. Şöyle bakın kulaklarını. Şu göz hizasında olacak neredeyse. 1, 2, 3, 4 dedik. 4. sıranın şuraya ve göz hizasında hemen dikip şöyle tutayım. Geliyorum. Bakın gözlerin hizasından ve hafif ön tarafından buralara dikip hemen geliyorum. Dikme işlemini göstermeyeceğim. Sürem çok uzuyor. Daha öncelerinde göstermiştim zaten. Hemen dikip geliyorum. Kulaklarını diktim ben. Şu yanaklarını hafif allık sürmüştüm. Kulakların içine de o şekilde sürebilirsiniz. Şimdi hemen
Şu aşağısına düğümle bağladım sıkı sıkı. Şu düğümleri isterseniz içeri doğru, sizin de varsa şöyle içine itelim. Ve artık bunu halkaya dikim aşamasına geçeceğiz. Şimdi halkaya, ördüğümüz halkaya dikeceğiz. Şunları hafif içine doğru sıkıştıracağım, takılmasın bana diye. İsterseniz kesebilirsiniz burada. İçinde durması da bana bir zararı yok yani. O yüzden içine sokuşturuyorum ben şöyle. Sokuşturabildiklerimi böyle sokuşturdum. Şimdi hemen şurada uzun ip bırakmıştım ben. Bunu iğneme takıyorum. Şekilde taktım. Şuradan şöyle bir tane geçireyim yine. Şöyle olsun. Tamamdır. Şimdi şu halkam vardı ya, örmüştüm. Bunu kafaya dikeceğiz şimdi. Şu tam diktiğimiz yerden şöyle üstüne, bakın rahatça gözüksün, şöyle yapayım da. Şöyle bunun üstüne bastıracağımız, hani basık olacak bir şekilde dikeceğiz. Şimdi ilk önce bir dikelim. Bir tane şöyle mesela. Şuradan bir dikişini yapalım. Bir tane. Küçük küçük başlayaraktan sonra etrafına genişçe ne şey yapacağız. Şöyle mesela şuradan bir tane dikelim. Yani bunu gelişi güzel dikeceğiz. Üstünde duracak şekilde dikmemiz gerekiyor. Bir halkadan bir kafadan olacak şekilde sıkı sıkı dikelim. Şöyle bakın arada da nasıl duruyor diye. Şu an halkadan aldım, bir de şimdi kafadan yapıyorum. Şöyle. Hemen. Her yerinden sıkı sıkı olana kadar bu şekilde dikeceğiz. Döne döne de dikebilirsiniz bu şekilde. Hani halkayı tuttuğumda kafada oynamayacak yani, bunun üstünde sabitlenecek şekilde dikmek gerekiyor sıkıca. Bu işlemi biraz tekrar edeceğiz. Hani ne kadar sıkı olursa o kadar iyi bizim için. Kafasının halkaya sıkıca dikilmesi. Şöyle. Ben ipimi koparttım. Çok da çekince de kopuyor. Şöyle tekrardan dikeyim. Tekrar şuradan bir yerden çıkıp hemen devam edelim. Böyle ip kopmaları falan olabilir. Hiç sıkıntı değil onlar. Sürekli diktiğimiz için hani sağlam oluyor yine. Bakın şöyle düğüm yaptım bir tane. Devam ediyorum dikmeye. Şöyle bakalım hatta sizinle de nasıl olacak diye. Şu önüne zaten papyon gelecek. Hani şuraya. Hiç ona sıkıntı yapmayın. Kafası rahat durana kadar dikmeye devam ediyorum.
Bu şekilde her yerinden sıkıca dikerek şöyle bakın. Ben birazcık daha sabitleyip geliyorum hemen. Boynunu diktim tamamen ve bu şekilde oldu bakın. Gayet güzel, sağlam bir şekilde ve yumuşak. Gayet çocuklar için oynayabileceği bir şekilde. Hani bazen diş kaşıyıcılığı olanlar sert geliyor, bebeklere vermek istemiyorlar. Hani bir şey olur falan diye. Bunlar gayet bakın fosur fosur yumuşacık. Bu şekilde de sağlıklı bir oyuncak yapabilirsiniz şıngırak. Şöyle. Gayet de şıngır diyor zaten. Şu papyon tarifini kanalımda paylaşmıştım. Daha önceki videomda. Papyon ve havuç tarifi olarak bulabilirsiniz demiştim. Sadece hani şu zincir eklemiştik ya boynuna bağlamak için. Onu yapmıyoruz. Sadece bu kısmını yapacağız ve şuraya hemen dikeceğiz papyonunu. Şöyle. Şu şekilde. Şu mavi kısma papyonunu dikmiş olacağız. Şimdi hemen şuraya onu dikip geliyorum ben. Şöylece. Hemen dikip geleyim. Sadece şu ipi yerinden dikebilirsiniz. Hani şurasından ya da şunları da dikebilirsiniz. Şu kanat kısımlarını da sabit dursun diyorsanız şöyle dikebilirsiniz. Gayet de güzel oluyor. Hemen şuraya dikip geliyorum. Ve papyonunu diktim. Çıngırağımız bu şekilde olmuş oldu. Şöyle hafif bir allık sürdüm kulaklarına, yanaklarına. Erkek tavşan olduğu için çok fazla abartmadan sürdüm. Şöyle bakın yumuşacık dediğim gibi. Hani gayet kafayı da dik bir şekilde tutuyor, taşıyor. Hani korkmayın. Bu içi tahta değil. Hani elyafla dolu taşır mı falan diye korkmayın. Gayet taşıyor. Kafa sabit duruyor. Bu sadece dikiminizle alakalı. Buraya sıkı dikmek önemliydi bakın. Bu şekilde gayet tatlı bir çıngırağımız olmuş oldu ve sesleri de duyuyorsunuzdur herhalde. Şu an videoya geliyor mu bilmiyorum ama bayağı da şıngır diyor zaten. Tam bir çıngırak oldu. Çok tatlı oldu bence. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Tariflerimi yaptığınızda benim ismimle paylaşırsanız ben de sayfamda paylaşırım. Sizin yaptığınız şeyleri görünce ben de mutlu oluyorum açıkçası. Tariflerimin yapıldığını görünce. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma destek için de videolarımı beğenip abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ve bir sonraki videolarda artık görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.